Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Secde Suresi son sayfadan 23-30. Ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece bir sureyi daha bitirmiş olacağız inşallah. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve lekad eteyna Musa'l kitabe. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Kitap, Hazreti Musa'ya verilen kitap Tevrat'tır. El kitap ifadesi Kur'an için, İncil için, Tevrat için kullanılan bir ifadedir. Yani demek ki Allah'ın kitabı anlamında Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı özelliği taşımakta. Biz Musa'ya kitabı verdik. فَلَا تَكُمْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. Sakın sen ona kavuşmaktan bir şüphe içinde olma. وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَن۪ي İsrail. Ve onu İsrail oğullarına bir rehber kıldık. Yani gerek Hazreti Musa'yı, gerekse ona verilmiş olan Tevrat'ı İsrail oğullarına bir rehber yaptık. Burada sakın ona kavuşmaktan bir şüphe içinde olma değişik şekillerde açıklanmış. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta peygamberlerin ruhaniyatıyla da görüşüyor. Hazreti Musa ile de görüşüyor. Adeta buna bir işaret gibi görülebilir. Bu manada açıklanmıştır. Veya Musa'ya gelen kitap gibi sana da kitap gelecektir. Sakın bundan bir şüphe içinde olma. Bu manada da değerlendirilebilir. Diğer alemde beraber olunacak. Bu manada da yine değerlendirilebilir. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً Biz onlardan ümmetler meydana getirdik. Önder milletler meydana getirdik. يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا Emrimize hidayet eden veya bizim emrimizle dost doğru bir yolda giden önderler meydana getirdik. لَمَّا صَبَرُوا Sabrettiklerinde. Yani İsrailoğulları kitaba muhatap oldular. Tevrat'a muhatap oldular. Ve bunun neticesinde Allah'ın emrine uydular bir kısmı. Ve o uymuş olanlar diğerlerine önder oldu. Diğer insanlara önder gibi, önder olmak gibi bir makama, payeye kavuştular. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Ve onlar ayetlerimize yakinen inanan kimselerdi. Burada onların iki özelliğine dikkat çekildi. Bunlardan birisi sabır. Demek ki Allah'ın kitabını okumak, anlamakta sabır gerekiyor. Tebliğde sabır gerekiyor. Allah'ın dini insanlara tebliğ edilirken elbette uygunsuz karşılık verenler olur. Elbette tepki gösterenler olur. Ama buna mukabil sabretmek gerekiyor. Sabırlarının neticesinde başarmışlardır. Men sabara zafera denilmiştir. Sabreden başarıya ulaşır. Burada Peygamber Efendimiz'e ve ümmetine de bir mesaj var. Yani sizden önce İsrailoğulları kendilerine verilen kitaba uydular. Bununla alakalı karşılaştıkları zorluklara göğüs gerdiler. Bundan dolayı da önder oldular. İşte biz de şimdi size kitap verdik. Gerekeni yapın. Zorluklarla karşılaştığınızda sabredin. Netice itibariyle akıbet sabredenlerindir ve başarı sabredenlerin olacaktır. Bu mana bize anlatılmış oluyor. Sabırla başarı arasında, muvaffakiyet arasında çok yakından bir alaka var. İşte bütün peygamberler kavimlerinden tepkiyle karşılaşmışlar ama sabretmişler. Bu sabrın neticesinde galip gelmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gözler önündedir. Neler yaptığı bellidir. Dolayısıyla Peygamberimizin de hayatında sabrın çok önemli bir yeri var. Mekke döneminde Allah'ın dinini 13 yıl anlatıyor. Çok zor şartlarda anlatıyor. Ezaya, cefaya maruz kalıyor. Zillete maruz bırakılmak isteniyor. Ama bütün bunlara sabrediyor. Sabredemeyen bazı kimseler var. Onlara da sabrı tavsiye ediyor. Sabran ya ale Yasir demesi gibi, ey Yasir ailesi sabredin demesi gibi. İşte bir kısım insanların gelip de ya Resulallah neden biz bunlarla savaşmıyoruz? Bize izin ver ya şehit olalım veya galip gelelim demeleri gibi. Peygamberimiz onlara da sabrı tavsiye ediyor.
Yani sabredin, Allah'ın vaadi haktır ama siz acele ediyorsunuz diyor. Demek ki acele etmekle bir yere varılmıyor, sabrederek gayret göstermek başarıya giden yolda son derece önemli. Bir de onların başka bir özelliğine dikkat çekildi. وَكَانُ بِاَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ Onlar ayetlerimize yakinen inanan kimselerdi. Yani burada yakinen inanmak, tereddütsüz, şeksiz bir şekilde inanmak, bu da son derece önemli. Demek ki başarılı olabilmek için Allah'ın ayetlerine şek ve şüphelerden uzak, tereddütlerden uzak, yakini bir şekilde iman etmek gerekiyor. İnne rabbeke, şüphesiz senin Rabbin, seni terbiye eden Allah, huve yafsilu beynehum yevmel kıyame, kıyamet günü onlar arasında hüküm verir, aralarını ayırır. Fî mâ kânu fîhî yahtelifûn, onların ihtilafa düştükleri konularda senin Rabbin hükmünü verecektir. Burası gerçekten bir imtihan dünyası. Dünyada insanlar ihtilaf ediyor. Dinler arasında ihtilaf var. Dinin kendi içinde mezhepler arasında, cemaatler arasında ihtilaf var. Ama diğer aleme gidildiğinde bunlar arasında hükmedilecek ve kimin durumunun ne olduğu ortaya çıkacak. Hak ve hakikat ayan beyan bir şekilde ortaya çıkacak. Evelem yehdi lehum, yani onlara şu gelmedi mi? Kemehlekne min gablihim minel gurun, biz önceki devirlerde nicelerini helak ettik. Önceki devirlerde nice nesilleri, insan topluluklarını helak ettiğimiz onlara ulaşmadı mı? Yemşûne fî mesâkinihim, şu andaki insanlar onların meskenlerinde dolaşıyorlar, yürüyorlar. Malum dünyanın değişik yerlerinde harabe yerler de var. Mesela diyelim İstanbul bir zamanlar Bizans devletinin başkentiydi. İşte onlardan günümüze kalma epey eserler var. Onların gezdiği yerlerde şu anda geziyoruz, görüyoruz. Daha evvelinde de nice milletler yine buralardan gelmiş geçmiş. Anadolu'nun pek çok yerlerinde Hititlerden, Lidyalılardan, Frikyalılardan, daha başka milletlerden kalma harabeler var. İşte Efes gibi yerler ve daha başka yerlerde bunları görmekteyiz. Anadolu'dan dışarıya çıktığımızda Suriye, Irak, Arabistan, hatta dünyanın hemen hemen neresi olursa olsun bütün buralarda bir takım harabeler var, tarihi kalıntılar var ve şu andaki insanlar önceki devirlerde yaşayanların meskenlerinde geziyor. Merhum Mehmet Akif'in bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı dediği gibi bir yönüyle baktığımızda adeta biz vefat edenlerin üzerinde yürüyor gibiyiz. Bu manada işte özellikle tarihi yerlere baktığımızda bunları da hatırlamak lazım. İşte İstanbul'da, Roma'da, değişik yerlerde bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun muhteşem bir saltanatı olmuş. Yemeği içmeyi marifet telakki etmişler. Adeta yemek için, zevk için yaşamışlar. Dünyayı sömürmüşler ama netice ne? Netice kaybolup gitmişler. İnsan geçmiş milletlere baktığında görevini daha iyi idrak edebilir. Madem onlar dünyadan gelip geçti, biz de gelip geçeceğiz. Ama dünyaya gelmek marifet değil, dünyadan iyi bir şekilde gitmek marifet. Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya geliş hüner değildir. Tek başına dünyaya gelmek hüner değil, dünyadan Nemrut ve Firavun olarak gitmek de var. İşte insan dünyaya insanı kamil olmak için gelmiş. Nakıs olarak yaratılmış. Nakıs derken şu anlamda kastediyorum. Yani hiçbir şey bilmez bir vaziyette dünyaya gelmiş. Her şeyi öğrenmeye muhtaç, hayat kanunlarına cahil. Ömür boyu insan bu eksiklerini tamamlayabilir. İmanla, salih amelle, tefekkürle, bu gibi güzel şeylerle, artı değerlerle seviyesini gayet yükseltebilir. Ve böylece bu nakıs insan şu dünyadan giderken kamil bir insan olarak gider. Bir şiirde şöyle okumuştum. Marifet değildir insan doğup da bir hayvan şeklinde mezara girmek.
Marifet odur ki insan doğup da insanca yaşayıp insanca ölmek. İşte bize çok yüksek payeler, rütbeler verilmiş. Bir insan rütbesi diğer bütün varlıklar içinde en seçkin bir rütbe. Ama nasıl ki bazı rütbe sahipleri hıyanet içinde olduğunda onların rütbeleri sökülüyor. İnsana da verilmiş olan bu insanlık nimeti eğer kadri kıymeti bilinmezse insandan alınıyor. Kur'an-ı Kerim kafirleri anlatırken şöyle anlatıyor. Onlar يَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ hayvanların yediği gibi yerler. اُلَيْكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَدَالِ onlar hayvan gibidirler, hatta hayvandan daha da aşağıdırlar. İşte insan bunları düşündüğünde acaba ben gerçekten insan mıyım? İnsaniyete layık değerlerle iman, salih amel, ibadet gibi bunlarla yaşıyor muyum? Bunu sorgulamalı. İnsanca bir hayat yaşadığını fark edip ona göre yoluna devam etmeli. İnne fî zâlike le âyât. Şüphesiz bunda ayetler, alınacak dersler, ibretler vardır. Efelâ yismaun. Onlar duymuyorlar mı? Yani Kur'an'ın hakikatleri onlara anlatılıyor. Çok güzel öğütler onlara veriliyor. Bunları duymuyorlar mı? Veya kainattaki varlıklar hal diliyle bize çok şeyler söylüyor. Mesela bir mezarlıktan geçerken belki de mezarlık bize şöyle söylüyor. Ey dünyadakiler, siz amel ediyorsunuz ama bu amellerin neticesi nedir bilmiyorsunuz. Biz ise biliyoruz ama artık amel edemiyoruz, elimizde bir imkan yok. Demek ki duyabilenler için adeta mezardakiler de mezarlarından kalkıp bize bir şey söylerler. Duyabilsek ağaç belki bizimle şöyle konuşur. Der ki, ey insan, bak ben sana hizmetçi yaratıldım. Ve Halık'ımın emriyle, izniyle toprağı meyve haline getiriyorum, sana takdim ediyorum. Ben görevimi yapıyorum, sen de görevini ihmal etme. Ağaç bile bize böyle bir görevimiz olduğunu hatırlatır. Eğer duyabilirsek, ağaçlar da bize bir şey söyler. Eğer duyabilirsek, kainat tesbih içindedir. Allah'a bir zikir halkası gibidir adeta alem. Çok büyük bir orkestra misalidir tabir yerindeyse. Ve bütün varlıklar hal dilleriyle Allah'a tesbih etmektedirler. Sebbaha lillahi mâ fissemâvâti vel ard gibi ayetler zaten bunu anlatır. Göklerde ve yerde her şeyin Allah'a tesbih ettiğini söyler. Bütün alem görevini yaparken alemin merkezinde yer alan insanın görevini yapmaması elbette hoş bir şey değil. İşte bunları duymuyorlar mı? Bu manalara muhatap olmuyorlar mı? Evelem yarav enna nesugul ma'a ilal ardil curuz. Görmediler mi? Biz kurak araziye yağmuru gönderiyoruz. Fenuhricu bihi zer'an te'kulu minhu en'amuhum. Onların hayvanları yiyeceği ve enfusuhum ve kendilerinin yiyeceği şeyleri, mahsulleri bununla çıkarıyoruz. Yani burada yağmur olayına dikkat çekildi. Allahu Teala yukarı alemden, semadan yağmuru yeryüzüne indiriyor. Kupkuru olan yerler bununla ıslanıyor ve ta altlarına kadar su nüfuz ediyor ve neticede toprak yeşeriyor. Alttaki tohumlar uyanıyor ve böylece o topraktan nice şeyler yetişiyor. Bunu görmediler mi? Görüp de bundan ders almıyorlar mı? Demek ki biz de manevi rahmete mazhar olsak, kalbimize böyle rahmet tecellileri gelse, kalbimiz daha önce kıraç bir arazi durumundayken bu ilahi rahmetin tecellisiyle orası da yumuşak hale gelir ve Allah'a zikreder bir hale gelir. Böylece o kalp hayatlanır. Tekvini alemde gördüğümüz şeylerin misali bizlerin kendi özel aleminde, dünyasında da yaşanmaktadır. İşte harici aleme bahar geldiği gibi bizim gönlümüze de baharın gelmesi söz konusudur. Ve harici alemde, dış dünyada bahar geldiğinde rengarenk çiçekler yemyeşil zemin üzerinde açtıkları gibi bizim kalp tarlamızda da nice böyle kabiliyet çekirdekleri, latifeler, bunlar çiçek açacak ve insan
sıradan bir varlık olmaktan kurtulacak, kamil bir kimse haline gelecektir. Efele yubsırun, onlar bunları görmüyorlar mı? Yani daha önce duymuyorlar mı denilmişti. Demek ki bize verilen kulak bu hakikatleri duymak için ve bize anlatılan bu hakikatler de gerçekleri görmemiz için. Ve yekulune meta hazel fethu in kuntum sadikin. Ve onlar şöyle derler: eğer gerçekten sadık iseniz bu fetih ne zaman olacak? Fetihten murat öldükten sonra dirilme manası olabileceği gibi peygamberimizin kafirlere bildirmiş olduğu biz size galip geleceğiz, Müslümanlar size galip gelecek tarzındaki haberler de olabilir. Ama diğer taraf bunu ciddiye almıyor ve alaylı bir şekilde bahsettiğiniz bu fetih ne zaman, haydi getirin de görelim diyorlar. Kul yevmel feth, de ki fetih günü, la yenfa'ullezine keferu imanuhum, o fetih inkar edenlerin o gün iman etmeleri kendilerine bir fayda vermez. Ve lahum yunzarun, ve onlara rahmet nazarıyla bakılmaz, kendilerine mühlet de verilmez. Yani Allah'ın vaat etmiş olduğu fetih gerçekleşecektir. İşte Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi ve ardından dünyanın pek çok yerlerinin Müslümanlar tarafından fethedilmesi, bunlar birer müjde olarak verilmiştir. Mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirehu aleddîni küllihim. Yani o Allah ki peygamberini hidayetle hak dinine gönderdi, onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Çok net bir şekilde, gayet açık bir şekilde Allah-u Teala bu dinin galip geleceğini bildiriyor. O zaman müşrikler, kafirler bunu dillerine doluyorlar. Bu ne zaman olacak? Haydi olsun da görelim gibi. Ayet-i kerime fetih günü geldiğinde artık o anda iman ettik demelerinin kendilerine fayda vermeyeceğini bize bildiriyor. Bu kıyamet de olabilir. İşte kıyametle yeni bir alemin kapısı açılacaktır. Kıyamet kopma esnasında artık kıyametin koptuğunu gören insanlar o anda iman ettim demeleri kendilerine bir fayda vermez. Veya ölümle perde aralanıyor ve yeni bir alemin kapısı açılmış olacak. Artık can boğaza geldiğinde insan gerçekleri görüyor ama o anda iman ettim demesi kendisine bir fayda vermiyor. فَاَارِدْ anhum, ey peygamber, sen onlardan yüz çevir. وَانْتَزِرْ, bekle. اِنَّهُمْ مُنْتَزِرُونَ, onlar da bekliyorlar. Yani sen bekle, onlar da bekliyorlar. Onlar sizin helak olmanızı bekliyor, sen de onların helak olmasını bekle. Burada bir sabır tavsiyesi peygamberimize ve o yolda gidenlere, bir sabır tavsiyesini de görmekteyiz. Yani bazı şeyleri zamana bırakmak hemen bir anda olmuyor. Yani şöyle ifade etmeye çalışalım. Diyelim ki bir film var. O filmde 5 dakika içerisinde olaylar gelişiyor ve bitiyor. 5 dakikada film biter. Ama bu 2 saate yayılmışsa insanlar bayağı bir heyecan yaşar ve neticede mutlu bir sonla film biter. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl Mekke'de Allah'ın dinini anlatmış. Ardından da 10 yıl Medine'de yine Allah'ın dinini anlatmış. Neticede galip gelmiş. Ve bunun finali çok muhteşem olmuş. Veda haccıyla gerek oradaki 120 bin insana, gerekse bütün insanlığa mesajlarını Peygamberimiz vermiş ve vazifesini bitirmiş olarak Mekke'yi fethetmiş, gönülleri fethetmiş bir şekilde dünyadan ayrılmış. Demek ki bazı şeyler zamanla olacak, bekle, onlar da bekliyorlar. Cenab-ı Hak imanla şu alemden gitmeyi, ebedi cennete, cemale nail olmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.